Selamlar gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bu videomuzda arkadaşlar konu anlatım serimize devam ediyoruz. İkinci videomuz işlem önceliğindeyiz. İşlem önceliğinde kalmıştık arkadaşlar. Daha önce işlediğimiz yerleri gösterebiliriz şu şekilde. Bu sayfada kaldık. 8. sayfada arkadaşlar ve 8. sayfadan devam edeceğiz konumuza. Dilerseniz başlayalım. İşlem önceliği. 4 işlem yaparken işlem önceliğine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Parantez işlemlerde önce parantez içindeki işlemi yapacağız. Önce parantez. Bunu aklına kazı. Bu her yerde karşına çıkacak. Önce parantez yapacaksın. Parantezin yoksa eğer çarpma ve bölme işlemleri. E hocam çarpma bölme birbirinden ayrı işlemler. Peki nasıl biz buna karar vereceğiz? Önce hangisi ise sonra toplama ve çıkarma işlemini yapıyor. Bakın çarpma ve bölmenin birbirlerine göre bir önceliği yoktur. Hangisi önce verilmişse o işlemi önce yapacaksın. Zaten toplama çıkarmayı en son yapacağın için bu en basit olacak. Bunu unutma. Şimdi 4 artı 4 çarpı 4 eksi 4 bölü 4 eksi 4. Şimdi gelin yapalım. Bakın burada bir çarpmamız var. Şurada bir bölmemiz var. Bunlara dikkat edeceğiz. Daha sonrasında en son kalanları halledeceğiz. Bakın 4 kere 4 16. Eksi 4'ü 4'e bölersem de eksi 1 gelir. Artık gerisi soru şu hale aldı. 4 artı 16 eksi 1 eksi 4. Bakın burada artı 4'ümüz, burada eksi 4'ümüz var. 16'dan da 1'i çıkaracaksınız. Cevap neymiş? 15'miş diyeceksiniz. Tamam. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamız olan 9. sayfamıza. Diyor ki şu işlemi yap. Peki parantez içi dedik öncelikli. Önce parantez içini yapacağız. 2 kere 4 8 yapar. 128'i de 8'e böleceksin. Sonuç 16 olur arkadaşlar. Şöyle yapmış olsaydık. 128'i önce 2'ye bölmüş olsaydık eğer 64 olacaktı. Ve 64'ü 4 ile çarpsaydık 256'yı bulacaktık ki o da cevaplarda var zaten. Dolayısıyla işlem hatasına yer vermemek adına biz önce parantez işlerini yapacağız. Bunu sakın unutma. Parantezin önceliği var. Parantezin önceliği varsa şu soruda da önce burayı yapacağız o zaman. 128'i 2'ye böleceğiz. 64. 64 kere 4 de eşittir az önce bulmuştuk. 256'dır diyeceğiz. Cevabımız Edirne'dir diyeceğiz. Sevgili gençler, beyaz zeminli sorularımızın cevapları bu şekilde mevcutken mavi zeminli sorularımızın cevapları bende gizli arkadaşlar, videomuzdan öğrenebilirsiniz diyelim ve geçelim bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfada arkadaşlar yine bir işlem var ve parantezin içerisinde bu sefer parantezler var. Bunları nasıl halledeceğiz? Öncelikle arkadaşlar en içteki parantezi halletmeye çalışacağız. Yani şunu önce 5'ten 6'yı çıkaracağız. Bakın toplama çıkarma işlem önceliğinde son basamakta son sırada olmasına rağmen parantezin içi öncelikli olduğu için önce onu yapacağız. 5'ten 6'yı çıkardınız eksi 1. Peki eksi 4'ü eksi 1'e bölmemiz lazım şimdi. Ben eksi 4'ü eksi 1'e böldüğüm zaman ne gelir arkadaşlar? Artı 4 gelir. Artı 4 geldiği için de şurası artı 4'müş bakın. Artık burada ne kaldı? 3 kere artı 3 artı 4 kaldı, özür diliyorum. 3 artı 4 ne yapar? 7. Şimdi eksi 2 ile 7'yi çarpacaksın. Neden? Çünkü artık şu kaldı. 1 eksi 2 çarpı 7 kaldı. Değil mi? Peki 2 kere 7 kaç yapar? 14. 1 eksi 14 o da eksi 13 olur sevgili gençler. Cevabımız Adana seçeneğiymiş diyebiliriz. Ve geçtik bir sonraki sorumuza. Yine öncelikli parantez içi 2'den 1'i çıkardınız, ne kaldı? 1. Eksi 3 kere 1 eksi 3. Bakın şurası eksi 3'müş. 4'ten eksi 3'ü 4'e eksi 3'ü ekleyeceğiz arkadaşlar. 1. Şimdi ne kaldı geriye? 6 eksi 5 bölü 1 kaldı. Eksi 5'i de 1'e böleceksiniz. Öncelikli olan bölmeydi. Eksi 5'i 1'e bölersek eksi 5 gelir. Ve geriye 6 eksi 5, 5'ten sadece geriye 1 kalır arkadaşlar dedik ve geçtik 11. sayfamıza sağ üst tarafta. Çift sayılar ve tek sayılar. Şimdi çift sayılar dediğimiz sayılar biliyorsunuz bu teklik çiftlik sadece tam sayılarda aranıyor. Yani 6 çift midir? Çifttir. 5 tek midir? Tektir. Peki 0.5 tek midir? Çift midir? Tek diyen çok arkadaşım olsa da teklik çiftlik sadece ama sadece tam sayılarda aranır. Bunu da sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Teklik çiftlik sadece tam sayılarda var, mevcut. Ha, negatiflik pozitiflik tüm reel sayılarda vardır. Bunda bir sıkıntı yok ama çiftlik ve teklik sadece ama sadece tam sayılarda aranır. 2'nin katı olan tam sayılardır ve bu sayıların birler basamağı 0, 2, 4, 6 veya 8'dir arkadaşlar. Çift sayılar tek sayılarda birler basamağı 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. 2 ile tam bölünür mü? Bölünmez. 2'nin katı mıdır? Değildir. Hatta 2'ye tam bölündü, 2'ye bölündüğü zaman kalan her zaman 1'dir. Bunu da sakın unutmayacaksınız. Pekala. Ben tek sayıları T ile, çift sayıları Ç ile gösterecek olursam. Bakın. Tek sayıyla tek sayının
Toplamı veya farkı mutlaka çifttir. Çift sayıyla çift sayının toplamı veya farkı mutlaka çifttir. Çiftle çiftin çarpımı çift. Tekle çiftin toplamı veya farkı mutlaka tektir. Tekle tekin çarpımı tek ve tekle çiftin çarpımı tek. Şimdi ben çarpmaları şu şekilde ayıracak olursam şurası, şurası ve şurası. Toplama çıkarmalarda diğer geriye kalanlar. Bakın bunların sonuçlarından iki tanesi çift, bir tanesi tek. Yani senin elinde çarpma işlemi varsa ve sen çiftlikle alakalı bir soru çözüyorsan çarpmanın içerisinde o bileşenlerden bir tanesi çiftse sonuç mutlaka çifttir. Bunu sakın unutmuyorsun. Dolayısıyla bakın işin içinde çift var, sonuç çift. İşin içinde çift var, sonuç çift. Ama işin içinde çift yoksa sonuç tektir. Bunu da unutmuyorsun. Teklikle çiftlikle alakalı da ikisi de tek ve ikisi de çiftse farklarını alırsan veya bunları toplarsan sonuç çifttir. Ama birisi tek, birisi çiftken ister topla ister çıkar. Sonuç her zaman tektir. Bunu da sakın unutmuyorsun. Ve son olarak en pozitif tam sayısı için tek bir tam sayının sen hangi pozitif tam sayı kuvvetini alırsan al sonuç her zaman tektir. Çift bir tam sayının hangi pozitif en pozitif tam sayı kuvvetini alırsan al sonuç çifttir. Yalnız tek bir ricam var, şunu unutmuyorsun. Çift sayının sıfırıncı kuvveti ki tek sayının da sıfırıncı kuvveti mutlaka birdir. Bunlar sadece ortak bir payda da burada buluşuyorlar. Dolayısıyla senden ricam sıfırı unutma. Sıfır bazı kuralları tamamen tepe taklak yapabiliyor. Aynı burada gördüğün gibi çiftin tüm kuvvetleri çifttir dedik ama sıfırıncı kuvvet tektir. Yani birdir. Bunu da sakın unutma. Peki sağ üst taraftaki soru için ne düşünüyorsunuz? A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle tek sayıdır denilmiş bize. A'nın bir tam sayı olduğu verilmiş bize arkadaşlar. A tam sayı. Pekala. Ben herhangi bir tam sayıya bir ekledim. Sonucunda mutlaka tek sayı olmasını istiyor. Mesela 5 sayısı var elimde ve 1 ekledim. 6. 6 tek mi çift mi? Çift. O zaman A gitti. A kare. Şimdi A'nın tam sayı olduğunu biliyoruz ama A kare hakkında tek de olabilir, çift de olabilir. Tek olursa tekten bir çıkardım çift. Çift olursa çiftten bir çıkardım tek. Sonuç tek veya çift olabiliyor. A kare artı 2A. Şimdi bunları şu şekilde düşüneceksin. A parantezini alacaksın. A artı 2 diyeceksin. Şimdi bu tek olursa 2 eklersem tek olur. Tek kere tekten tek gelir. Bu çift olursa 2 fazlası da çift olur. Çift kere çiftten çift gelir. Sonuç tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. Demek ki Ceyhan da gitti. Peki Denizli seçeneğine bakalım. 2A demiş. Şimdi A tek de olsa, A çift de olsa ben bunu 2 ile çarparsam eğer sonuç mutlaka çift olacaktır. Yani 2A çiftmiş. Ben çift bir sayıdan 3'ü çıkarırsam yani teki çıkarırsam çiftten tek çıkarsa ne oluyordu? Veya tekten çift çıkarsa sonuç tek oluyordu. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ymiş. Edirne seçeneğinde de zaten şunu öngörmemiz isteniyor. A kare artı 2 artı 1. A artı 1'in karesidir. A artı 1 tekse sonuç tektir. A artı 1 çiftse sonuç çifttir. Ya da A tekse A artı 1'in karesi çift. A çiftse A artı 1'in karesi tektir. Bunu görmemiz isteniyor. Biz cevabımızı Denizli olarak belirledik ve işaretledik sevgili gençler. Dedik ve geçtik 12. sayfamızın ilk sorusuna. En bir tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu çifttir diye sorulmuş. Peki bunları nasıl yapacağız? A seçeneğinden itibaren başlayalım. N kare artı 3A. Ben bu n kare artı 3n sayısını n parantezine alırsam n artı 3 gelir arkadaşlar. Ve ne dediğim sayı bir tek sayıydı. Ben bu tek sayının üzerine bakın bu tek sayının üzerine 3'ü eklersem tek artı tekten sonuç ne olur? Çift olur. Demek ki tekle çiftin çarpımı yaptı. Burası ve sonuç ne oldu arkadaşlar? Çift. Benden ne isteniyordu? Sonucu çift olan isteniyordu. Cevaba da anaymış diyebiliriz. Diğer seçeneklerde zaten Bursa'da, Denizli'de ve Edirne'de Bursa'da, Denizli'de ve Edirne'de sen zaten direkt bu şekilde bir çarpanlar ayırma metoduna gitmek zorunda değilsin. Yerine yazarak bulabilirsin. C seçeneğinde de çarpanlara zaten ayrılmıyor. Tek tek yazacaksın. Mesela N tekti. Tekin karesi tektir. 5 kere tek tektir. Bir de üstüne tek ekleyeceksin. Tek artı tek çift. Çifte tek eklersem tek olur diyeceksin. Bunun da cevabını. Dolayısıyla diğerlerini sana bırakıyorum. Cevabımız Adana seçeneğidir dedik. Ve geçiyoruz sevgili gençler. Bir sonraki yaprağımızda ilk sorumuza 13. sayfadayız. Şimdi buradaki soruları iyi dinliyorsun arkadaşım. Aşağıda kırmızı ve yeşile boyalı daireler verilmiş. Yeşile boyalı dairelerin içinde tek sayılar ve kırmızıya boyalı dairelerin içerisinde de çift sayılar bulunmakta.
Yani şu yeşillerin içerisinde tekler varmış arkadaşlar. Kırmızıların içerisinde çift sayılar yazıyormuşuz. Buna göre tüm dairelerin içinde bulunan sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu bulunuz demiş bize. Şimdi arkadaşlar bunların içerisinde tek vardı. Peki kaç tane tek sayı varmış? Bunları bulalım biz bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tek sayı var. 11 tane tek sayının toplamı demek aslında bir nevi 11 ile o tek sayıyı çarpmak da denebilir. Sonuçlar aynı çıkacaktır. Teklik çiftlik bakımından aynı çıkacaktır. Tamam mı? Bunu sakın unutma. 11 tane tek sayının toplamı 11 kere tekle aynıdır dedik. 11 zaten tek sayı. Tek çarpı tekten sonuç ne gelir? Tek gelir. Bunlar yeşillerin toplamı. Peki bir de kırmızılara bakalım. Kırmızılar içinde bir tane çift buraya yazıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedik. 7 tane ne var? Çift sayımız var ki zaten çift sayılar ister 7 adet olsun ister 17 adet olsun hiç sıkıntı değil. Sonuç her zaman toplamları çifttir. Dolayısıyla 7 kere çifte çift yapacağı için bu da sonucu çifttir. Bu da kırmızıların içerisindeki sayıların toplamı arkadaşlar. Şimdi ben üstteki toplamla yeşillerin toplamıyla kırmızıların toplamını nasıl bulurum? Tek artı çift diye. Ben tekle çiftin toplamının ne olduğunu biliyorum. Sonucun tek olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sorumun cevabı da tektir sevgili gençler. Geçelim bir alttaki sorumuza. Aşağıda 2 ve 3 delikli düğme görseli verilmiştir. Bir tanesinde 2 delik var, diğerinde 3 delik var. Bir atölyede x tane 3 delikli, şuraya yazalım. X tane bundan, y tane de 2 delikli düğme vardır. Atölyede bulunan tüm düğmelerdeki delik sayısının toplamı da 1719 olduğuna göre x ve y sayılarından hangisi kesinlikle tektir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Buradaki delik sayısı kaçtır? X tane yeşil düğmeden varsa 3x'tir. Peki buradaki delik sayısı nedir? 2y'dir. Ve toplamı nedir arkadaşlar? 1719. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Şurası tüm toplam delik sayısı 1719. 2y. Ben y ne olursa olsun bakın y ister tek olsun ister çift olsun. Ben 2 ile y'yi çarptığım zaman sonuç mutlaka çift olacaktır zaten. Bu taraf ne? Tek sayı mı? Peki 3x eşittir. Karşı taraf tekti ya. Bunu da karşıya atarsam tekten neyi çıkaracağım? Çifti çıkaracağım. Peki tekten çift çıkarsa ne olur? Sonuç gene tek olur. Şimdi bas bas bağırıyor bakın. 3x eşittir tek sayıymış. Peki 3x tek sayıysa madem öyle 3x tek sayı. 3 tek bir sayıdır. Ben tekle neyi çarparsam sonuç tek olur? Tabii ki teki. Hangisi kesinlikle tektir diye sormuştu x ve y'den. X kesinlikle ama kesinlikle tek bir sayıdır. Y hakkında bir şey söylemez. Çift de olsa tek de olsa 2 ile çarptığımız için mutlaka çift olacağı için biz ona karışmadık. Y hakkında hüküm veremedik arkadaşlar. Ve burası artık sayfamızın sonu. Sadece şuradaki iki sayfamız kaldı. Dikkatli bir şekilde dinlemeye devam ediyorsun. Bir üçgen var, dik üçgen. A, B ve C sayıları birer tam sayı ve dik üçgenin kenar uzunlukları olmak üzere B kare artı C kare eşittir A kare bağıntısı vardır. Biz buna ne bağıntısı diyorduk onu da tekrar etmiş olalım. Pisagor bağıntısı diyorduk. İleride göreceksiniz arkadaşlar. Hatta Kenan hocanızı dinliyorsanız orada da bununla rastlamış olabilirsiniz. Şimdi ne vardı elimizde? B kare artı C kare eşittir A kare diye bir eşitliğimiz söz konusu. Pekala. Buna göre demiş bu ifadelerden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi diyor ki A tekken diyor. Şöyle yazalım. Bu tek iken bu da tektir, bu da tektir diyor. Diğeri A tekken diyor. B tektir ama C çifttir diyor. Ve diğeri de A çiftken diyor. B tektir ve A da sonra C de çifttir diyor. Aynen bu şekilde. Bakalım hangileri doğru olabiliyor. Şimdi B tekse tekin karesi nedir arkadaşlar? Tektir. Burası tek oldu. C tekse tekin karesi gene tektir. Peki tekle tekin toplamı nedir? Çifttir. O zaman bu gitti. Yani birincisi gitti. Bay bay. Şimdi burası B tekse B kare yani tekin karesi tektir. C çiftse çiftin karesi çifttir. Tekle çiftin toplamı daima nedir arkadaşlar? Tektir. Demek ki ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle bakmak için de şunu irdeleyeceğiz. Bu B tekse B kare tektir. C çiftse C kare çifttir. Çek yazıyoruz yalnız. Çift yazacağız arkadaşlar. Pekala olur öyle. Çift yazdık. Pekala. Tekle çiftin toplamı neydi? Tekti. Ama burada ne demiş? Çift demiş. O zaman bu da yanlış. Hangisi doğru olabilir, hangileri doğru olabilir diye sormuş. Bizim cevabımız ne olacak? Yalnız
2 olacak sevgili gençler. Ve son sorumuza geçiyoruz. Bakın, gayet güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A artı 1 çarpı B çarpımının sonucu çifttir. A çarpı B artı 1 çifttir. A artı 1 ile B artı 1'in çarpımı çifttir. Buna göre 3 tane öncül vermiş, hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle A burada tek sayı olursa teke 1 eklediğim zaman çift olur ve çiftle neyi çarparsam çarpayım çifttir. Demek ki A'nın tek olma gibi bir ol ihtimali var. Şimdi A'ya tek dedik, burası çift oldu. Bunda bir sıkıntımız yok. A tekse mecburen bu tarafın çift olması lazım. Yani B artı 1'in çift olması lazım. B artı 1'in çift olabilmesi için B'nin de tek olması gerekiyor. Şimdi A artı 1, yani tek artı 1 tek olur. Pardon, çift olur. Tek artı 1 çift olur. Ve gene B'de tekse tek artı 1 burası çift olur ve çarpımı çifttir. O halde arkadaşlar A tekken B tek olabiliyor. Bu bir. İkincisi, peki A ya çift olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Şurayı temizleyelim. A çift olsun. Bu sefer sildik. A artı 1. A çiftken burası tek olur arkadaşlar. Bu tekse B'nin mecburen ne olması lazım? Çift. Peki A'ya çift dedik, B de çift geldi. Bu bir. İkisi de çiftse bakın burası tek olur. Bu çiftti bu sefer. Bu da sağlar. Peki bu çiftse çift artı bir tektir. Çift artı bir tektir. Tek kere tek tektir ama burada çift demiş. Demek ki ikisi de çift olamıyor. O halde tek bir ihtimalimiz var. A tek bir sayı, B de tek bir sayı. Peki iki tek sayının toplamı nedir? Çift midir? Çifttir. Doğru. Birinci öncülümüz doğru. Peki iki tek sayının çarpımı nedir? Tabii ki tektir. İkinci öncülde ne diyor? Sonuç tektir diyor. İki tane tekin, yani tek çarpı tek, sonuç tektir. Bu da doğru. Teki teke bölersek sonuç tektir diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Mesela 7 bölü 5. Hadi bakalım bu tek mi yoksa çift mi? Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için. Çünkü teklik çiftlik sadece tam sayılarda aranacağı için 3. öncülü eledik arkadaşlar. Sonucumuz ne oldu? Doğru cevabımız 1 ve 2 oldu diyebiliriz. Evet, bu videoyu da bitirdik. Sonuna geldik. Temel kavramlar kısmında artık senin yapman gereken bazı şeyler var. Sana ödev vereceğiz. Söylemiştik bunu. Peki ne yapacaksın? Arkadaşlar, matematiğin ilacı soru bankasındaki temel kavramlar kısmını çözmeye başlayacaksın. Tamam, temel kavramlar kısmını çözmeye başlayacaksın. Bu bölümün sonuna geldikten sonra yani tekliği çiftliği çözeceksin. İşlem önceliğini çözeceksin. Sayı kümelerini çözeceksin. Bu kısmı çözdükten sonra diğer videoyu izleyeceksin. Ve daha sonrasında diğer videoda ödevlendirme yapacağım. Şunu da yapabilirsin. Sana öyle bir şans da tanıyorum. Zaten iki videoyu izledim. Toplamda maksimum 45 dakika oldu iki video. Diğer videoları, yani diğer bölümün videolarını, ders konu anlatımlarını izledikten sonra da tüm ödevlerini aynı anda yapabilirsin. Matematiğin ilacını çözeceksin. Bu bir. İkincisi, sana kendine bir kaynak belirle demiştim. Kendi düzeyine göre. Kaynak önerisi istediğiniz ama herkesin düzeyi aynı olmadığı için benim kaynak önerisinde bulunmam hata olurdu size. Siz kendi düzeyinize göre bir kaynak belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bu belirlediğiniz kaynaklarından yine temel kavramlar kısmını çözebilirsiniz. Ve arka arkaya 3-4 hafta ders işledikten sonra sana toplu halde geriye dönüt sağlamanı sağlayan bir ödev daha vereceğim. O da acil matematik TYT Soru Bankası'ndan olacak ve bu ödevleri de yaptıktan sonra hiçbir şekilde artık geriye dönmek zorunda kalmayacaksın. Ve sen bu soru bankalarını, yani toplamda 3 tane soru bankasını Aralık 31'de benimle beraber bitireceksin. Hatta AYT'yi de işin içine kattığımız zaman toplamda 5 tane soru bankası bile edebilir bu. Aralık 31'de 5 tane matematikten soru bankası bitiren adam zaten bir zahmet 20 netin, 23 netin, 24 netin altına düşmesin zaten. Hele ki zaten acilleri çözdüysen, hakkıyla, bireyin hakkıyla çözdüysen bir sıkıntıyla karşılaşacağını düşünmüyorum. Evet, videoyu sonlandıralım artık. Gerçekten ama gerçekten çok güzel konu anlatımları oluyor. Ben sizlerin bu konuları dinleyip, beğenip, algılayıp daha sonrasında soruları çözebileceğinize gönülden inanıyorum arkadaşlar. Artık gerisi sende diyorum. Hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.